Gönül dostları, evvela hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Bugünkü sohbetimizin konusu ihlas hakkında olacak. Risale-i Nur'da 20. lemada ihlasa delermiş olduğum bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. İhlas, kelime anlamı ve terim anlamı olmak üzere ikiye ayrılır. Kelime anlamı samimiyet demektir. Allah'a, peygamberlere, Kur'an'a, davaya, insanlara günlük çalışma işlerimizde sami olmak lazımdır. Terim anlamı ise amel ve ibadetlerde sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözetmek demektir. İhlas en önemli bir esastır. Tıpkı binanın temeli ve ağacın kökü gibidir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetten evvel Muhammed'i emin yapan onun ihlasıdır. Ve zaman Said Nursi Hazretleri'nin hayatı da buna güzel bir örnektir. Garip, kimsesiz, yaşlı ve hasta bir adam üzerine ağır baskı ve zulmün eksik olmadığı halde dinsizliğin belini kırması onun ilasına başka bir şey olamaz. İlas hem en makbul bir şefaatçidir. Uzun ve meşakkatli bir hayat yolculuğu içindedir insan. Bu hayat yolculuğu ruhlar aleminden başlar, anne karnından dünyaya, dünyadan kabre, kabirden haşire, haşirden mahkeme-i kubbeye, buradan sırat köprüsüne, oradan son durak olan cennet ve cehenneme doğru gider. İhlas iyi bir yoldaştır, arkadaştır. Hem en metin bir notaya istinaddır. En sağlam dayanak notası Allah'tır, o da ihlasla olur. Hem en kısa bir tariki hakkattır, hakkı bir yoldur. Yani hakka ve hakkata gitmenin en kesme yolu ihlastır. Hem en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıdır. Allah katına geri çevrilmeyen tesirli bir dua hükmündedir ihlas. Hem en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet yani kulluktur. İnsanın en büyük vasfı ve kesbi çalışması ancak samimiyet ve iyi niyet ile olabilir. Hüsnü niyet öyle bir kimyadır ki toprağı altın, camı elmas yapar. Hem katkısız ve tertemiz bir kulluktur. İbadetin ve kulun özü ve esası ihlastır. Hadis-i şerifte ihlasın tarifi şöyle yapılmış. İnsanlar helak oldu, alimler müstesna. Alimler de helak oldu, İlmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak oldu. İhlas sebepleri, ihlas sahipleri müstesna. İhlas sahiplerine gelince onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar. Hadisten ne anlaşılacağı üzere ihlas ilim ve amelin bir neticesidir. İlim basamağı, sonra amel basamağı, en sonunda ihlas basamağına insan çıkabilir. Risale-i Nur'da çok önemli iki risale var. İhlas ve Uhuvvet Risalesi. Bütün Müslümanlar için terk etmiş bir yol haritasıdır. Öyleyse hitap ve ikazlar da bütün Müslümanlara aittir denilebilir. Hem ihlas en büyük bir kuvvettir. Yani insan samimiyeti ile Allah'a kul olursa Allah'ın sonsuz kudretini kendine cebir etmiş olur. Ve zaman Said Nursi Hazretleri'nin Safi Evvel talebelerinden Mola Hamid şöyle anlatıyor. Sene 1955 ve zamanı ziyarete gider. Sohbet esnasında ona sorar. Seyda, sen İhlas Risalesinin başına
La akal her 15 günde bir defa okunmalı yazmışsın. Salavat değil, evrat değil, eskar değil. Ne hikmeti var ki tekrar ettiriyorsun demiş. Ne zaman şöyle cevap vermiş. Keşeli. Salavat da olsa, evrat da eskar da olsa, eğer ihlassız ise ruhsuz ceset gibidir. Ruhsuz ceset ne işe yarar? Bütün ibadetlerin başı, mayesi ihlastır. Evet, bu mühim marazın merhameti ve ilacı ihlastan geçer. İhlas ve samimiyet aslında memur olmak, amir olmaktan, asker olmak, komutan olmaktan, ayak olmak, baş olmaktan daha sağlam, daha salim ve daha selametli bir yoldur. Çünkü komutanlık, liderlik, amirlik gibi şeyler zor ve meşakkatli işlerdir. Büyük bir iman, büyük bir feragat, büyük bir takva, büyük bir ihlas gerektir. Şayet bu büyük vasıflar kişide yoksa, kişi bu vazifelerin altında kalkamadığı gibi bulunduğu mevki yüzünden iman hizmetine büyük zararlar verir ve diğer iman erlerini de rahatsız ederler. Bu sebeple rızkı olmayan memurluğu amirliğe tercih etmek gerekir. Müslümanlar arasındaki ihtilaf ve kavganın çok sebeplerinden birisi de bu baş olma sadasıdır. Gözünün neferliğe değil de komutanlığa diken adam en tehlikeli adamdır. Çünkü bu tip adamlarda mevki hırsı, şöhret tutkusu ve benlik duygusu çok yüksek olur. Ve bu uğurda öne geçen herkesi ezip geçmekte bir beis görmez. Bu da ister istemez alem-i İslam'da büyük bir çatışma ve kavgayı körükler ve körüklemektedir. Aklı, kalbi, ruhu ve vicdanı Allah'ın rızasına odaklanmış birisi, yani muhlis bir mümin için baş olmak, ayak olmaktan daha cazip değildir. Allah'ın rızası sadece baş olmakta değil, meşru olan her yerdedir. Öyle ise mefkure ihlas olduktan sonra baş ile ayak olma arasında fark yoktur. Birisi ısrarla, hırsla, ittifakın, dirlik ve birliğin rağmına baş olmak istiyor ise onda ihlas yoktur denilebilir. Cenab-ı Allah hakiki istikameti ve halis bir ihlası nasip etsin. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Thank you.